Evet, teşekkürler Zeynep Buluşener. Diyarbakır'dan, Tarihi İç Kale Mekanı'ndan, sevgiler, saygılar Diyarbakır'dan. Sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten Türkiye önemli konu başlıklarıyla ilgileniyor. Gündem çok sıcak. Biz de bu gündem sıcak maddelerini, sıcak konularını çok değerli bir konuğumla konuşacağız. AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş bizlerle birlikte. Efendim, yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben hemen müsaadenizle sıcak bir gündemin sıcak konusuna değinmek istiyorum. Malum Suudi gazeteci Cemal Kışlakçı. Kaşıkçı hala kayıp 8 gündür herhangi bir bilgi edinemiyor. Gerek Suudi yetkililer gerekse ABD'li yetkililerden bazı açıklamalar söz konusu. Konunun özü nedir ve sizden dinlemek istiyoruz. Şimdi tabii yani biz de bu konuyla ilgili de bütün detayları, Türk makamları en ufak bir detayı atlamadan çalışmalarını sürdürüyor. Burada Suudi Arabistan'ın bir işbirliğine yanaşmış olması önemli. Çok vahim bir olay aslında. Yani bir gazeteci, dünyaca tanınan, bilinen, evet, dünyanın önemli gazetelerinden birisinde yazan birisi, bir de Suudi Arabistan'daki yönetime muhalif kimliğiyle tanınan birisi İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da kaybolmuş olması gerçekten vahim bir durum. Tabii ki şunu bir kere daha söylememiz lazım. Ancak Türkiye'de, İstanbul'da bu iş olmakla birlikte işin kaybolduğu yer niteliği itibariyle uluslararası sözleşmeler bakımından bildiğiniz gibi Suudi Arabistan topraklarıdır. Suudi, evet, Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu. Tabii biz spekülasyonlar üzerinden hareket edemeyiz. Çok sayıda dolaşan rivayet var. Biz kesin bilgi ve bulgular çerçevesinde hareket ederiz. Ümit ederiz ki bu soruşturmalar, biliyorsunuz bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili bu iş için atandı. Çok üst düzeyde bunlar soruşturmalar yapılacak. Suudi Arabistanlı yetkililerle de işbirliği içerisinde. Ümit ederim ki bu aydınlatılacaktır. Tabii insanın üzüldüğü artık bir de tabii Sayın Cemal Kaşıkçı'nın içeriye girdiğine dair görüntüler var ama çıktığına dair görüntüler yok. Yok, evet. Bazı görüntülerin kayıp olduğu ya da işte bir şekilde olmadığı şeklinde rivayetler var. Biz tabii kesin bilgiyle kamuoyunu bilgilendirmemiz gerekiyor. Şu anda söylenebilecek olan şey bu konuyla ilgili bütün detaylar çalışılarak konu aydınlatılmaya çalışılıyor. Ümidimizi koruyoruz. İnşallah Sayın Kaşıkçı bir şekilde, sağ bir şekilde dünyanın bir yerinde ya da Türkiye'nin, evet, bir yerinde ortaya çıkar diye temenni ediyoruz. Ama sonuç itibariyle vahim bir tablo. Evet. Eski soğuk savaş dönemlerini hatırlatan bir tablo. Yani soğuk savaşta öyle olurdu. Bir ülkenin işte muhalifi işte ya gazeteci olur ya bilmem işte siyasetçi olur ya bilim adamı olur ya iş adamı olur. Sanatçı olur. Bir şekilde bir yerde ortadan kaybolur. Veya kaybedilir. Buna benzer bir görüntünün 2018'in sonunda hala bir şekilde gündeme geliyor olması hakikaten üzüntü verici. Evet. Ben bunun akabinde hemen İdlib konusuna girmek istiyorum. Malum Anadolu Ajansı da dün açıkladı. Muhalif ve rejim karşıtı güçler ağır silahlarında sınır hattını geri çekmeye başladı ve tamamladı süreci. Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakatı çerçevesinde gelinen süreç itibariyle bundan sonraki yol haritası ne şekilde olacak? Önce şunu söyleyeyim. Gelinen bu noktadaki bu durum fevkalade büyük bir başarının göstergesidir. Evet. Allah nazardan saklasın. İnşallah sonuna kadar varılan mutabakat devam eder. Ve burada tam manasıyla terör grupları temizlenerek sivil halkın İdlib'e geri dönmesini sağlayacak. Ve oradaki insanların da kendi kentlerinde, köylerinde huzur güvenlik içerisinde yaşayabileceği bir ortamı temin etmek mümkün olur. Suriye denklemi çok karışık, karmaşık bir denklem haline geldi. Epeydir bizim iddia ile söylediğimiz artık Suriye'deki sorunu hiçbir ülkenin tek başına çözme yeteneği yok. Evet. Ne Amerika ne Rusya ne bir başka ülke. Buradaki sorunu tek başına çözemez. Türkiye olarak biz bunu bildiğimiz için bölge bölge çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Mesela Astana sürecinin ortaya çıkmış olması önemliydi. Astana süreci, Cenevre sürecinde tıkanan süreci, yani muhaliflerle rejim güçlerinin bir şekilde anlaşması ve barışın sağlanması istikametindeki adımları bir şekilde hızlandıran süreçti. Arkasından Soçi, Tahran, sonra tekrar Soçi'deki görüşmelerle Türkiye ve Rusya bu konuya öncülük etti ve İdlib'de bir çatışmasızlık bölgesi ilan edildi. Bunu korumak için Türkiye'nin gözlem noktaları, Rusların gözlem noktaları ve İran'ın gözlem noktaları var. Biz İdlib'in içeri halkını gözetleyecek bir şekilde, diğerleri de Ruslar da İdlib'e dışarıdan gelecek saldırıyı gözetleyecek şekilde bir mutabakata varıldı. Ve tabii en zor kısım silahların, özellikle ağır silahların bırakılması kısmıydı. Onun dün gerçekleştirilmeye başlamış olması önemlidir. Ümit ederiz ki varılan mutabakat adım adım harfiyen uygulanır. Bu arada en büyük endişelerimizden birisi de bu anlaşmanın bir şekilde sulh selamet içerisinde devam etmemesini isteyen bazı çevrelerin bu işi provoke edebilecek evet, etme ihtimalleridir. Ümit ederiz ki herhangi bir provokasyona mahal kalmadan
İdlib'de bu varılan mutabakat sonuna kadar işler ve halk dediğim gibi huzur ve güvenlik içerisinde kendi bölgelerinde yaşamayı sürdürür. Ben hemen iç siyasete dönmek istiyorum. Malum gündem çok yoğun ve yerel seçim arifesindeyiz. Partilerde hazırlıklar devam ediyor. Burada tabii en önemli, kuşkusuz en önemli konu da seçim ittifakının olup olmayacağı yönünde. En son sizlerle partiler arası bazı görüşmeler yaptınız. Son olarak konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi ile herhangi bir seçim, yerel seçim ittifakı olma ihtimali var mı? Süreç ne şekilde işleyecek? Şimdi tabii şu anda müzakere aşamasındayız. Evet. Yani ilk görüşme, ilk resmi görüşme heyetler arasında son derece olumlu bir hava içerisinde geçti. Her iki tarafta temel bazı noktalarda bakış açılarımızı, ortak bakış açılarımızı tespit ettik. Bunlardan birisi biz Cumhur İttifakı'nı milletin milli bir siyaset ekseni oluşturmak bakımından bir araya milleti getiren önemli bir mesele olduğunu görüyoruz ve bunu diğer konulardan, mesela af konusundan, mesela seçim işbirliğinden ayrı tutuyoruz. Ve Cumhur İttifakı da sadece bu seçime dönük bir şey değil. Geçmişi olan bir ittifak. Ne oldu? İşte anayasanın parlamentoda geçmesi konusunda, efendim ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimi son 24 Haziran seçimleri konusunda ve Türkiye'nin PKK ile mücadelesi, PYD ile mücadelesi, FETÖ ile mücadelesi gibi terör örgütleriyle mücadelesi konusunda ve özellikle bir takım emperyalist güçlerin Türkiye ekonomisi başta olmak üzere Türkiye'ye karşı saldırılarını müştereken savuşturma bakımından Milliyetçi Hareket Partisi'nin destekleri son derece önemli ve anlamlıydı. Dolayısıyla buralarda zaten geçmişte olan bir ittifak var ve 24 Haziran'da da bu ittifaktan sonuç alındı. Ancak yine şunu biliyoruz ki yerel seçimler genel seçimler kadar kolay değil. Evet. Genel seçimlerde biliyorsunuz meselenin bir altyapısı var. Yani bir başlık açıldı, Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı. İttifak partileri, Cumhur İttifakı'nda da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kolonları vardı. Millet AK Parti ya da MHP'ye oy verdi, toplamı Cumhur İttifakı'nın oyunu oluşturdu ve ona göre milletvekilleri resmi belirlenmiş bir altlığı vardı yani. Burada yasal bir altyapısı vardı. Şimdi yerel seçimlerde bu mümkün değil. Nihayetinde her yerde bir tane belediye başkanı çıkaracaksınız. Bunları müzakere ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine toplanacağız ve en sonunda da liderler bu konuda karar verecekler. Ama ne olursa olsun bizim Cumhur İttifakı'nı burada ortaya çıkan milli konulardaki fikri siyasi mutabakatın sürdürülmesi temennimizi ayrı tutuyoruz. Bütün bu siyasetin güncel pratiklerinden farklı tutuyoruz. Ayrıca şu da önemli bir konudur. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi aynı, bütünleşen iki parti değil. Evet. Parti kimliklerini koruyan, programlarını, özelliklerini, tabanlarını, partilerinin siyasal kimliklerini koruyan ve partilerin hem tabanlarını, hem yani sosyolojik tabanlarını hem de kimliklerini korumasının tek tek partilere de ve toplamda da Cumhur İttifakı'na faydalı olduğu bir noktadayız. Dolayısıyla bu tespit de aşağı yukarı müşterek bir tespitimizdir. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her parti kendi seçim hazırlıklarını sürdürecek. Burada eğer partilerimizin lehine olacak bir sonuç, ama bunun da ötesinde ve üstünde Türkiye'nin lehine olacak bir sonuç çıkarılabilir mi? Bunun bir de tabii teknik, matematiksel hesapları var. Bunlara önümüzdeki toplantılarda gireriz. Sonuçta dediğim gibi liderler karar verirler. Parti yetkili organlarında kararlar konuşulur, kararlar verilir ve ona göre hareket ederiz. Evet. Yerel seçimler demişken Sayın Kurtulmuş, malum Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Burada da, bu bölgede de önemli sayıda teröre bulaşmış olan belediyelere kayyum ve görevlendirmesi yapıldı. Görevlendirme sonrası önemli icraatları yapıldı, altyapı, üst yapı çalışmaları yapıldı. Tabiri caizse şehirler hizmetlerle, insanlar, halkımız hizmetlerle tanışmış oldu. Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında dile getirmişti konuyla ilgili. Seçim sonrası teröre bulaşan herhangi bir başkan olursa gibi gereken yapılacak, kayyum atanacak şekilde bir açıklaması olmuştu. Konuyla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Şimdi kayyum ya da daha doğru belediye başkan vekili. Başkan vekili, evet. Belediye başkan vekili olarak atanan arkadaşlar durduk yerde bir sabah gözümüzü açtık ve hadi bunları belediye başkan vekili atayalım diye karar vermedik. Bir kere bunu bir kere daha altını çizmemiz lazım. Evet. Nasıl bu noktaya gelindi? Halkın oylarıyla seçilmiş olan belediye başkanları halka hizmet yapıp işte onların yaşadıkları şehirleri güzelleştirmek, altyapısını efendim ciddi bir şekilde güçlendirmek, çevre güzelliklerini sağlamak, yani yaşanabilir bir şehirler oluşturmak yerine çukur kazmaya, çukurların içine bombaları yerleştirmeye, belediyenin iş makinalarıyla terör eyleminin, terör örgütünün bu eylemlerine destek olmaya, bir takım ofisler oluşturarak o ofisler üzerinden daha eleman kazandırmaya vesaire, belediyenin kaynaklarını, paralarını, insan gücünü harcamaya başladıklarında
Dünyanın hiçbir yerinde demokratik yollarla seçilmiş olan bir hükümet buna müsaade etmez. Dolayısıyla buna seyirci kalınmadı. Terörle mücadelenin bir parçası olarak teröre bulaşmış olan, teröre destek olan, teröre yardımcı olan, terör örgütlerinin kuklası olan, emir kulu olan belediye başkanlarının yerine belediye başkan vekilleri tayin edilmiş oldu. Bir kere bunun altını üstünü çizerek bir kere daha hatırlayalım. Yani yoksa hiçbir seçilmiş hükümet, hiçbir demokratik ülkede efendim şuradaki halk oyuyla seçilmiş belediye başkanını alalım da onun yerine bir belediye başkan vekili atayalım demez. Bu önemli bir konu. Bu demokratik kuralın zıttınadır. Ama dünyanın hiçbir yerinde yine hiçbir demokratik hükümet kendi ülkesinin milli birliği ve beraberliğini tehlikeye atacak, kendisine oy veren halka hizmet yerine o halka karşı düşmanca davranan terör örgütüne hizmet edecek bir anlayış içerisinde hareket ederse ona da kimse müsaade etmez. Evet. Müsamaha etmez. Olan budur. Şimdi bundan sonra bir önümüzdeki 31 Mart 2019'da seçime giriyoruz. Daha seçimde kimsenin oyu garanti değil. Vatandaşın sandıktaki oyun üzerinden kimse hesap yapmasın. Evet. Ama şunu çok açık söyleyeyim. Bundan sonra eğer ola ki burada seçilecek olan HDP'li belediye başkanlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da seçilecek olan belediye başkanlarının ne olacağına biz karar vermeyeceğiz. Buna HDP karar verecek. Bunun altını çizmek isterim. Neyi kastediyorum? Yani Cumhurbaşkanımızın söylediği şey şu. Eğer buradaki belediye başkanı olacak ya da belediye başkan adayı olarak gösterilecek olanlar terörle aralarına mesafe koyarlarsa, terör örgütünü lanetlerlerse, bizim terörle hiçbir işimiz yoktur, terör örgütünün artık emir kulu olmayacağız, onların dediklerini değil, ey ahali sizin verdiğiniz oyların bize söylediği hizmetleri yapacağız der ve gerçekten halka demokratik yollarla hizmet etmeyi taahhüt eder ve açık bir şekilde bu istikamette siyaset yaparlarsa ne hala? Ama böyle değil de HDP yine dağın gölgesinde, silahların gölgesinde bir seçim yapmayı, oradan gelecek icazetle adayları tespit ve tayin etmeyi düşünürse, buna da demin dediğim gibi hiçbir demokratik hükümet müsaade etmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği odur. Ben cümleyi biraz daha açayım. Aslında buna karar verecek olan biz değiliz. HDP'nin kendi tavrıdır, kendi tutumudur. Seçilecek olan olası belediye başkanlarını da ortaya koyacakları tavırdır. Evet. Peki hemen ekonomiye geçelim. Dövizdeki son durumla ilgili, hareketlilikle ilgili. Malum dün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak da bir enflasyon raporu açıkladı. Konu raporun içeriğinde de çok önemli başlıklar var. Piyasayı rahatlatacak adımlar var. Bu konuyla ilgili özellikle düşüncenizi almak istiyorum. Hemen ardından da kur hareketliliğini fırsatçılık olarak değerlendirenlerle ilgili nasıl bir tedbir alınıyor veya süreç izleyeceğiz? Şimdi bir kere daha hatırlamak lazım. Yani hemen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ortada hiçbir ekonomik gerekçesi yokken birden düğmelere basıldı. Otomatik bir şekilde Türkiye üzerinde bir ekonomik operasyona gidildi. Bu operasyonda kullanılan araçsa kurdu. Yani kur baskısıyla Türkiye ekonomisini köşeye sıkıştırmak, Türkiye ekonomisini daha çok dışa bağımlı hale getirmek vesaire gibi bir tabiri caizse çökertmek gibi bir hedefle düğmeye basıldı. Ama çok şükür burada hem ekonomik kurum ve kuruluşlarımız, bakanlıklarımız, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere gerekli tedbirler alındı. Merkez Bankası gerekli tedbirleri aldı. Ve o ilk büyük dalga, tsunami'nin dalgası bir şekilde atlatıldı. Şimdi bundan sonra kalıcı tedbirler alınması lazım. Yani Türkiye ekonomisi üzerinde bu operasyonları yapanlar neyi hedefliyorlar? Acil hemen ilk anda bu kur operasyonları üzerinden, diyelim kur 8'e, 9'a, 10'a çıksaydı döviz kuru, Türkiye ekonomisi darmadağınık olacaktı. Hedefleri buydu. Çok şükür burada bir set olup bu durdurulunca, şimdi bundan sonra orta vadedeki hedefleri Türkiye ekonomisinin üretim gücünü kaybetmesini sağlamaktır. Yani Türkiye üretmeyen bir ülke olsun. Türkiye yaptığı bu sanayide, teknolojide, savunma sanayide yaptığı atılımları, altyapıda yaptığı atılımları sürdüremeyecek olan bir ülke haline gelsin. Bunun için de bizim yapmamız gereken tezgahı dağıttırmamaktır. Yani fabrikalarımız, atölyelerimiz, hala Türkiye ekonomisinin %65'ini oluşturan KOBİ'lerimiz, bunlar bir şekilde, evet Türkiye ekonomisi 7.4 büyümeyecektir bu sene, 4.5 civarında büyüyecek. Önümüzdeki sene belki 3-3.5'lar seviyesinde büyüyecek ama Türkiye ekonomisi muhtedil de olsa büyümesini sürdürecek bir ekonomidir. Bunun sağlanabilmesi için de hem yangını soğutmak hem de onun yapıya zarar vermesini önlemek mecburiyetindeyiz. Şimdi bu tedbirler alınıyor. Alanlardan birisi de genel makro ekonomik perspektiften baktığımızda önemli alanlardan birisi de enflasyon. Yani hayat pahalılığı. Hı hı. Burada bir zaten dövizin yükselmiş olmasından dolayı, zaten girdileri, dövize bağlı girdileri bakımından
Ürettikleri imalatları pahalananlar var. Eyvallah. Ama bir de hiç dövizle işi olmadığı halde bu fırsat bu fırsattır diyerek ürettiklerinin fiyatlarını artıranlar var. Evet. Fırsatçılar dediğimiz. Hatta bir kısmı stoklayıp kenara koyuyor ki ileride daha fazla artar diye. Son denetimlerde de önemli tabii, ölçüde yakalanmış. Bunlar bir Türkiye bakımından sadece ekonomik bir faaliyet değildir bunların yaptıkları. Bu tam manasıyla Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren bir mesele. Evet. Yani Türkiye ekonomik alanda bir savaş verecek, mücadele verecek, bir bağımsızlık mücadelesi verecek. İçeriden de bazıları bilerek ya da bilmeden ama ahmaklıkla böyle bir fırsatçılık ya da stokçuluk içerisine girecek. Buna müsamaha edilmez. Devletin bütün kurumları buna karşı çok sert bir mücadeleyi sürdürüyor. Sonuna kadar da gideceğiz. Hatta gerekirse de bunların tek tek teşhir edilmesi gündeme gelebilir. Tabii bu arada enflasyonla mücadele paketi, dün açıklanan pakette, bu hayat pahalılığıyla, enflasyonla ilgili alanın dönük pratik bazı tedbirler getiriyor. Hı hı. Bunlardan birisi üretim enflasyonunun bir şekilde aşağı çekilebilmesi için üreticilerin kullanmış olduğu faizlerin, kredi faizlerinde indirime gidilmesi. Son aldıkları faiz oranları üzerinden %10 civarında bir indirime gidilmesi önemlidir. Yine aynı şekilde tüketici faizinin azaltılması bakımından da tüketici bir takım destekler verilmesi. Bunlar da işte KOSGEB'lerin desteklenmesi vesaire. Bir başka önemli alanda %10 indirime gidilmesi. Evet. Fiyatlarda %10 indirime gidilmesi. Bu da uzun bir süre devam edeceği etmesi planlanıyor. Ümit ederiz ki bunlar hem soğutmayı hem yapıyı korumayı ve esas mesele olan vatandaşın cebindeki bu yangının vatandaşın cebinden sirayet etmesini önleyecek tedbirlerdir. Tabii ekonomik süreç dinamik bir süreç. Hele hele böylesine çok yönlü bir savaşa muhatap olan, çok yönlü bir mücadeleye muhatap olan bir ülke için son derece dinamik bir süreç. Ve bu dinamik süreçte de Türkiye gerektiği her türlü tedbiri alabilecek imkanı, her türlü enstrümana sahiptir. Bu enstrümanları, imkanları kullanıp vatandaşımızın dediğim gibi bir vatandaşın cebindeki ne bu yangının cebine sirayet etmesini önlemek, yani gerek işleri, ikincisi de tezgahın dağılmasını önlemektir. Yani iş yerlerinin kapanmasını, istihdamın azalmasına dönük bir sürecin başlamasına mani olmak. Yani ekonomik bu operasyonla karşı karşıya olduğumuzu her defasında zaten iletiyoruz siyasi ek olarak. Vatandaşın bu konuda sen kurtulmuş özellikle yapması gereken önemli noktalar var mı? İşler, görevler var mı? Yani vatandaş neler yapmalı? Vatandaşın üzerinde bu dönemde ne düşüyor, ne göre düşüyor? Şimdi bir kere öncelikle halkımızın bu konudaki dirayetini bir kere daha takdirle ifade etmek isterim. Bu operasyonların başladığı ilk günden itibaren bunun bir algı, Türkiye ekonomisi gidiyor, efendim çöküyor vesaire gibi bir algı operasyonu ve aynı zamanda da Türkiye ekonomisine karşı bir saldırı olduğunu vatandaşlarımız anladı. Ve buna karşı da kendisini bir kere çok iyi bir yerde konumladı. Evet. Bu önemliydi. Yani bir yandık, bittik, kül olduk, Türkiye batıyor gibi bir haleti rüya içinde vatandaşlarımızın önemli bir kısmı, çoğunluğu girmedi. Bunu nereden anlıyoruz? İnsanlar mesela gittiler, kendi yastık altındaki paralarını çıkardılar. Hatta bazıları kefen parası diye kenara sakladı, 3-5 yüz dolarını getirdi, onları Türk lirasına çevirdi. Bu vatandaşlarımızın devlet yönetimiyle birlikte, hükümetle birlikte, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ortaya koymuş olduğu Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetle birlikte durduğunu, bu yolda yürüyeceğini gösteren önemli bir adımdı. Burada söylenecek olan bir başka önemli husus da tabiri caizse vatandaşımız hiçbir panik havası içerisinde olmadan ama akıllılıkla, şuurlu bir şekilde gelişmeleri takip etmeli ve özellikle bu tür fırsatçılık ve stokçuluk yapanlara karşı onlar da uyanık olmalı, gerekli yerlerin uyarılmasını sağlaması lazım. Üreticilerimiz için de söylüyoruz, işte finans kuruluşlarımız için de söylüyoruz. Herkesin fedakarlık yapacağı bir dönem. Yani kimse ben fedakarlık yapmayayım da başkası yapsın diyeceği bir dönem değil. Yani bu anlamda evet belki kar marjlarımız küçülecek. Bankaların yapmış olduğu büyük kar marjları küçülecek. İşte bu indirime giden mağazalar bakımından belki daha düşük fiyatlarla satacaklar. Ama sonuçta asıl olan ekonominin bu canlılığının korunabilmesidir. Eğer ekonominin canlılığını koruyabilirsek, tezgahı dağıttırmadan bu süreçten başarıyla geçersek, buradan tüketici de kazanacak, üretici de kazanacak, çarşıda, pazarda kazanacak, fabrikatör de kazanacak, vatandaşımız da. Yani asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşımız da kazanacak. Dolayısıyla bu topyekun bir dayanışma, topyekun bir feraset ve gerçekten alınan ekonomik tedbirlere, kararlara sahip çıkmaktan geçiyor. Evet.
Sen kurtulmuş. Ya bunu da yapabilirsek, onu da çok açık evet. söyleyeyim. Yani bu, ben her dönem bu tür durumları, ekonomik durumları takip etmeye çalışan birisi olarak söyleyeyim. Mesela 1997'de Uzak Doğu Asya'da bir ekonomik kriz oldu. 2009'da Avrupa'da başlayan bir, finansal sektörde başlayan bir kriz oldu. Hı hı. Oradaki örnek bize şunu gösteriyor, örnekler. Çok sayıda örnek var, ülke örneği var. Bu tezgahı dağıttırmayan, dağıttırmamak dediğimiz şey, yani üretimi durdurmayan, üretimini belki azaltabilir ama durdurmayan, tezgahın çalışmasını sağlayan ülkeler bu süreçlerden kazançla çıktılar. Mesela Malezya gibi, mesela Japonya gibi, Avrupa'da Almanya gibi. Evet, daraldıkları dönemler oldu, evet. birkaç sene, ama sonra süreçten başarıyla çıktılar. Ben Türkiye'nin de bütün bu tedbirleri alarak süreçten başarıyla çıkacağına yürekten inanıyorum. Evet. Son olarak süremiz de sonuna geldik. Kısa bir cevap isteyeceğim Sayın Kurtulmuş. Terör örgütü PKK-CK'ya yönelik özellikle son dönemlerde hem ülke dışında hem ülke içerisinde ciddi operasyonlar yapılıyor. Dışarıda daha kadrosunda, içeride KCK şehri yapılanmasına yönelik önemli operasyonlar gerçekleştiriliyor. En son İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakamda da 150 aşkın bir gözaltı söz konusu. Bu süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bu konudaki fikrinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi terörle mücadelede gelinen nokta çok önemlidir. Ve 3 alanda eş zamanlı olarak bu mücadele yapıldığı için de sonuç alınmıştır. Şehirlerde dediğiniz gibi işte şurada 200 evet, metre ilerisi evet. Sur. Sur'da verilen bir mücadele. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Orada verilen bir mücadele. Bütün şehirlerimizde verilen mücadele. Yani terör örgütünün şehirdeki ayaklarının bir şekilde yok edilmesi, kırılması. Kırsaldaki eş zamanlı olarak orada baskılar yapılmış. Oradan dağılması temin edilmiştir. Ve içeriği en kuvvetli şekilde destekleyen Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonlar. 3 tane kaynak eş zamanlı olarak baskı altına alındığı için çok şükür tam manasıyla Diyarbakır işte bir diyar-ı huzur haline evet. gelmiştir. Doğudaki birçok şehrimizde bir huzur havası var. Şimdi biz bunu sürdürmeye kararlıyız ama terör örgütü de sinmiş olsa da, kenara çekilmiş olsa da, işinden vazgeçmiş ya da terör örgütlerini bir kurgulu saat gibi kurup üzerimize salanlar Türkiye'ye karşı terör örgütünü kullanmaktan vazgeçmiş değiller. Bunlar köşede pusuda bir şekilde bekliyorlar. Zamanı, yeri, mekanı geldiği zaman ne yapabiliriz? Bunun planlarını yapıyorlar. Bunun için de özellikle şehirlerdeki sivil uzantıları üzerinde, şimdi seçim atmosferi de geliyor, onlara bir şekilde lojistik destek veren, onlarla işbirliği içerisinde olan, terör örgütünün yeniden canlanması için bir takım stratejik hedefleri planlamaya çalışan unsurlara karşı da önümüzdeki günlerde çok ciddi bir mücadele verilmesi evet. lazım. Böylece sağlanan huzur ortamı seçim ortamına da yansısın. Bahar şenliği içerisinde evet. Güzel kampanyalar yapalım. Herkes adaylarını çıkarsın. Sonuçta milletin verdiği karara da bir şekilde herkes razı olsun. Sayın Kurtulmuş, çok teşekkür ediyorsun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sonuna geldi. Katılımınız için, yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Evet, değerli izleyenler, Genel Başkanımız Atıf'la ben de şunu söyleyeyim. Diyar-ı Huzur'dan seslendik bugün. İşgal'den, Diyarbakır Sur semtinden. Ülkenin önemli konu başlıklarını AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş'la değerlendirdik. Söz tekrar merkeze, Ankara'da.